arkadaşlar, ben Multime Vidor. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Daha doğrusu yine bir alışveriş videosuyla da karşınızdayım. Yılın açılışını biraz minimal bir alışverişle açtım diyebilirim. Çok fazla şey almadım ama çok fazla sevdiğim, uzun süredir çok istediğim şeyleri aldım. Hemen o zaman başlayalım. Şu kıyafetle başlamak istiyorum. Bunu Mango indiriminden aldım. Ben tenis elbiselerini ve tenis elbisesi konseptine hastayım. Instagram'da takip ediyorsanız elbiselerimden vesaire de görmüşsünüzdür. Bu da tenis elbisesi tarzında ama aslında o tipik süper mini pilili olanlardan değil, biraz daha midi bir boyda ama daha bodycon geliyor. Birazcık kilo vermemin de etkisiyle özgüvenim yerine geldi ve böyle bir elbise almaya giymeye karar verdim. Çok güzel, şöyle ördek başı yeşili ve beyaz olmak üzere iki tane çizgisi var yakasında, onu spor bir konuma ulaştıran şöyle yine ortada bir fermuarı var. Gösteremesem de, her ne kadar gösteremiyor olsam da. Yarım kollu bodycon bir elbise. Ben bunu giymek için sabırsızlanıyorum. Çok spor, çok hoş bir elbise. Bunu bir biker ceketle üzerine veya bir denim ceketle, altına da bir Vans'la giymeyi düşünüyorum. Vans veya Vans'ı sokuyorsanız. Bir Vans'la giymeyi düşünüyorum. Mevsim dönüşlerinde bu şekilde giyilebilir. Hava hala biraz serinken. Yazın tabii üzerine hiçbir şey almadan da giyebilirsiniz. Ama hani ayak parmaklarını gösterecek bir şey giyilmemeli bu elbiselerin altına. Kesinlikle bir sneaker giyilmeli diye düşünüyorum. Kıyafetlere devam ediyoruz. Uzun süre sonra yeniden tişört bastırdım. Normalde tişodan vesaire bastırıyordum. Bu kez farklı bir yerden denedim. Basmatik diye. Ben tişonun baskılarından inanılmaz memnunum. Ama kadın tişörtlerinin hem yakaları fazla geniş bir yuvarlak, hoş durmuyor grup tişörtlerinin, hem de biraz fazla lastikli. Bunun penyesine bayıldım. Tam istediğim gibiydi. Ne yaptım ben? Böyle bastırdım. Ağzımı keşke şaplatmasaydım. Şöyle Yield albümünün, Pearl Jam'in Yield albümünün kapağını bastırdım göğüs kısmına. Ki ben bu uçsuz bucaksız yol baskısına bayılırım. Arkasına da çok çok sevdiğim Do The Evolution şarkısının sözlerini bastırdım Pearl Jam'in. Bununla ilgili tabii ki çeşitli look fikirlerim var. Bu tişörtü giyeceğim. Biraz daha böyle vücuda oturan bir tişört. Daha güzel duruyor bunlar diye düşünüyorum. Bunu giyeceğim. Altına bir denim mini etek giyeceğim. Kaz ayağı rengi bir Adidas gazel almayı düşünüyorum. Altına onları giyeceğim. Saçımı topuz yapacağım. Aydınlatıcımı süreceğim. Bronzer süreceğim her yerime. Bu şekilde bir look hayal ettim. Sırf bunun için gittim. Bir Pearl Jam tişörtü bastırdım. Artık ne kadar detaylara takık olduğumu düşününüz. Dediğim gibi basmatiğin baskıları çok güzel ama kadın tişörtü değil, erkek tişörtünün ilk small'unu bastırdım. Çünkü kadın tişörtlerini böyle hep böyle bir derin bir yuvarlak yapıyorlar ve grup tişörtlerine hoş durmuyor bana göre o. Sephora'nın online alışverişi açıldı biliyorsunuz. Ben de açılır açılmaz hemen iki şey alayım dedim. Çok güzel sample gönderiyorlar bu arada. Aldığım ilk şey bir uyku maskesine ihtiyacım vardı. Ben uyurken çalışacak. Çünkü zamanım yok. Çünkü ben uyurken çalışması gerekiyor yüzümde. Ben de bu yüzden Dr. Jart'ın uyku maskesini aldım. Vital Hydra Sleeping Mask diye bir şeyi. Şöyle gösterebilirim. Bunu uyumadan önce yüzünüze sürüyorsunuz. Çok hoş, ferahlatan bir hissi var. Ve cildiniz tabii ki çok kuruysa nasıl emiyor anlamıyorsunuz bile. Sabah kalktığınızda da ılık suyla yıkıyorsunuz. Düzenli kullanımda sivilce lekelerini hafiflettiği söyleniyor. Ben daha iki kere kullandım. Tabii ki bunun hakkında bir şey diyemem ama bu şekilde bir şey etki görürsem tabii ki de durum güncellemesi paylaşacağım. Ama şimdilik nemlendirme ve sabah kalktığımda yüzümü aydınlık ve ışıl ışıl yapma konusunda çok memnunum. Bir gün sonra bana çok alakasız iki kişi yüzüm parlıyor, neden yüzüm bu kadar parlıyor falan diye sormuşlardı. İkincisi bu Aurora maskını aldım. Uzo Beer. Bu bir Kore markası. Ben bunları hep istiyordum. Sephora'larda görüp, çünkü çok tatlı bir tipi var bence. Şurada küçük bir serum köşesi var. Bunu kırıyorsunuz. Bu içerisine emdiriyorsunuz sonrasında. Elinize şöyle sıkarak paketi. O serumu. Gerçekten yüzü yine çok güzel aydınlatan ve çok güzel nemlendiren bir maske. Bunu da kesinlikle öneriyorum. İki tane almışım. Bu ikincisi. Bunu da yapmaya kıyamamışım. Tüm cilt tiplerine uygun bu da. Uzun süredir istediğim başka bir ürün. Burberry'nin rujunu denemeyi uzun süredir istiyordum. Özellikle Oxblood rengini denemeyi çok istiyordum. Çok seviyorum bunu. Ama mat versiyonu da var Oxblood'ın. Daha bir shiny versiyonu da var. Ben shiny olanını tabii ki de istiyordum.
şöyle bir renk hastasıyım. Bunun kesinlikle hastasıyım yani. Yine Instagram fotoğraflarımda bunu dudağımda görebilirsiniz. Bu aralar sıklıkla bunu kullanıyorum. Çünkü yazın kullanılabilecek bir ruj değil. Şöyle direkt çat diye şey yapıyor. Burberry'nin klasik Ecos'a deseninde var. Aşık oldum diyebilirim bu ruja. Yapısı, yemek yiyorsunuz yine de çıkmıyor ki bu tarz şahane rujlar da genellikle çıkar. Kesinlikle aşığım bu ruja bu aralar. Bittikçe alacağım. Renklerden bir tanesi. Çok fazla övgü de aldım bana yakıştığına dair. Bunu ben iddia etmiyorum, insanlar diyor. Kesinlikle bittikçe alacağım. Renklerden bir tanesi. Bir diğer ruj. Biliyorsunuz ki Zara kozmetik ürünleri çıkardı. Rujlar çıkardı. Bir dolu pek çok. Ve bana da bu hediye geldi. Daha doğrusu birine hediye geldi bu Zara rujlar. O da kendisi bana hediye etti. Çok teşekkür ederim buradan. Bu hot pink rengi. Yine benim kanalımda kanalımda diyorum. Instagram hesabımda yine görebilirsiniz. O kadar güzel duruyor ki yani ben bu şekilde bir pembe olmadan yaşadığım günler birer kayıpmış diyebilirim. Paketlemeleri, ambalajları çok başarılı. Rujların formülü çok başarılı. Sadece hani Zara'ya gidip bir ruja 50 lira vermek insana birazcık koyabilir diye düşünüyorum. Hani o 50 lira yerine belki de üzerine bir 50 lira daha koyar gider bir tane de Dior ruj alırım falan diye düşünüyorum çoğunlukla. Ama ve lakin buna değer. Belki bu rengi de yine bittikçe tekrardan alabilirim. Mat dudağı asla kurutmuyor. Yemek yedikçe asla çıkmıyor. Olduğu gibi kalıyor ve aralıklara falan filan dolması, çatlatması falan gibi şeyler asla söz konusu değil. Kesinlikle Zara'nın rujları çok başarılı diyebilirim bu açıdan. Uzun süredir istediğim, inanılmaz derecede istediğim bir başka ürün. Dior Backstage serisi çıktı yeni biliyorsunuz. Bunun Glow Face paleti. Keşke gösterebilsem. Çok istiyordum. Deliler gibi istiyordum. Nihayet benim oldu. Şöyle gösterelim. 4 ayrı rengi var. Ben tabii ki bu 4 ayrı rengi de kullanırım. Şunu allık olarak da kullanabilirsiniz. Şunu ben böyle yazın bronzer'a katıp erimece kemiklerimin altına uygulamayı düşünüyorum. Şu ikisini aydınlatıcı olarak kullanıyorum ama 4'ünü tekrardan for olarak da kullanabilirim. Hastası oldum diyebilirim. Sabah 6'da sürdüm yüzüme. Akşam eve geldiğimde gece 10'da çıkardım ve 10'da hala daha buramda. İnanılmaz doğal bir şekilde duruyordu. Yani aşık oldum. Gerçekten gerçek bir backstage ürünü olabilir. Gerçek bir performans ürünü olabilir. Fiyatı pahalı gelebilir. Ama ben bu ürünü sonuna kadar dibini kazıyana kadar kullanıp bitirmek istiyorum. Zaten çok fazla aydınlatıcısı olan, çok fazla aydınlatıcı alan bir insan da değilim. Aydınlatıcı olarak Golden Rose'un metalik farını kullanıyordum şimdiye kadar. Bir de H&M'in bir city vardı. Ama artık onları bir köşeye atacağım. Sırf bunları kullanmayı düşünüyorum. İnanılmaz kaşıntı dökülme mesela hiçbir şey yapmıyor. Şu an muhtemelen belli olmuyor diye düşünüyorum ya da oluyor mu? Yanağımda o var. Evet. Keşke belli olabilse. Bu böyle yani ışıltısı. Işıltısı inanılmaz. Işıltısına hayranım diyebilirim. Aşığım bu ürüne ya. Yani başına bir şey gelmeyeceğim sürekli çantamla taşıyacağım ama evde sürüp çıkıyorum. Ve çok güzel, çok inanılmaz. Bir diğeri benim vazgeçilmezim. Dior Hydra Life. Hydra Life krem. Nasıl okuyorsunuz bilmiyorum. Ben Hydra diyorum. Hail Hydra kafasıyla muhtemelen. Dior Hydra Life serisini komple değiştirmişler. Bir önceki favoriler videomda söylemiştim. Göz altı kremini tamamen kaldırmışlar. Onun yerine böyle bilyeli bir şey çıkarmışlar. Normal cilt nemlendiricisini de yenilemişler. Tabii ki ben de cilt nemlendiricimi değiştirmedim. Tekrardan Hydra Life aldım. Fresh Hydration Sorbet Cream olarak değişmiş. Eskiden daha beyaz, yoğun yağ gibi bir krem kıvamındaydı. Şu anda daha jel bir kıvamda bana göre. Direkt yarılamış olabilirim. Daha şöyle mavi bir kıvamda şu anda. Ya inanılmaz güzel nemlendiriyor. Ama jel yapıda olduğu için çok çabuk bitiyor gibi de hissediyorum. Böyle bir anksiyete krizlerimi tavan yaptırdı diyebilirim açıkçası. Burada başka bir şeyle uğraşıyorum şu an. Ama inanılmaz güzel nemlendiriyor. Yani şu anki formülü en iyi versiyon olmuş diyebilirim. Sadece ben eski kabını çok özlüyorum. Yani şu plastik kapak nedir? Eskiden ne güzel candı bu. Paketlemesinden şık ama memnun değilim. Ama çok seviyorum.
Çok seviyorum yani, onsuz yaşayamam diyebilirim. Ve sonuncu ürünüm. Aslında bu ayın favorisi değil. Yıllardır Multi Baby Doll'un favorisi. Ama buradan canlı yayınla tüm parfümlerden özür dilemek istiyorum. Uzun süredir çok fazla saçma sapan albümlerle yaz. Aklım fikrim nasıl müzikteyse. Uzun süredir çok uzun süredir başka parfümlerle bu parfümü aldattım. Black Opium'lar, Opium Nuit Blanche'lar, Manifesto'lar kullandım. Önceki videolarımda sürekli olarak bunları çok çok sevdiğimi söyledim. Gerçekten sevdim de. Ama benim tenime uzun vadede yakışmadılar. Benim tenimde uzun vadede kalıcı olmadılar. Silajları düşük olduğu için dışarıdan kimse bu kokuları algılayamıyordu. Ve ben silajı yüksek parfümler kullanmayı seviyorum. Bu yüzden Terimangrelian'dan uzun süredir uzak duruyordum. Çünkü malum kur ve yani alamıyordum. Ama şöyle düşünün, yani her ay başka bir parfüm alıyorum ve hiç kimse kokusunu duymuyor. Özellikle son anda Nuit Blanche zaten silajı inanılmaz düşük. Kokuyu ben bile alamıyorum bir süre sonra yani. Ben de bu yüzden bastırdım parayı, eline geri döndüm diyebilirim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Onu aldattım, her güne lanet olsun diyebilirim. O kadar güzel, o kadar güzel şeyler alıyorum ki, övgüler alıyorum ki anlatamam. Çok çok seviyorum ya. Gerçekten çok çok seviyorum. Bir de zaten şey yapalım, açık konuşalım. Yani bana bakınca aklınıza, yani Terimangrelian bana çok yakışmıyor. Bence ben. Bu ben yani. Bu ben, rengi olsun, şey olsun. Ben. Kesinlikle. Benlik bir şey. İçine gelip sakamadım. Bu ayın kültür sanat önerilerinde malum yılbaşıydı, alışverişte derken size bir kitap önerim açıkçası yok. Çünkü ben bir şey okumadım bu ay. Ama bir film önerisinde bulunabilirim. Pearl Jam'in Let's Play Two. Ülkemizde beyzbol çok fazla popüler olmadığı için tabii ki de buradaki sinemalarda gösterilmedi. Ama yurt dışındaki bütün sinemalarda gösterildi. İyi bir hasılat da yaptı. DVD ve Blu-ray olarak da çıktı. Şu an internetten de izleyebiliyorsunuz filmi. Beyzbolla müziği birleştiren çok çok güzel bir belgesel. Bir konser filmi ve belgesel diyebilirim. Videosunu üstü Pearl Jam seviyorsanız tadından yanmadık. İçerisindeki performanslar bence çok güzel. Sizin favorileriniz neydi bu aya dair? 2019'un ilk favorileri nelerdi? Merakla bekliyorum aşağıdaki yorumlara. Size çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.